Tamuz veya Alfa. Yani, ciddi miktarda tanklık katıldı ama. Ya Tamuz Tigreal zaten bayağı ciddi bir ön tarafta tanklık katıyor. Alfa da yine zaten tam bir suikastçı gibi değil. Onu da yine ormancıların böyle, en tanklarından aynen şu an öyle, sayılıyor. Güzel bir kadro gibi duruyor ama yani Kontum tercihini bir görmek lazım. Oraya böyle tank bir kahraman sanki daha yakışacakmış gibi gözüküyor şu anda. Bu maç o maç. Bu maç o maç. Bence değil. Ama göreceğiz tabii ki. Bu maç bir şey diyeceğim. Sisi bunlara karşı iyi bu arada. Evet. Haberin olsun. Sisi bunları misillemesi bu var. Maç. Sürekli hasar tanklara karşı çok işlevsel. Tamuzu da bozar, Tigreal'i de bozar. Pozisyon gelirse... Elvin Dorian. Efendim tamam Murat. Bu maç o maç. Tamam. Bir şey Chu geldi. Chu da geldi. Bence değil artık hiç değil bence bu maç bu maç. Kontun ellerini... O maç. Bu maç. Eğer kazanırsam tamam. Ya, tamam normalde kaybederler evet, bu tercihe evet. Karşı. Kesinlikle atıyorum. Kazanırlarsa... Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Ne istiyorsun? Söyle de. Çok makul bir şey söyle. Ay, yapalım. Makul şey, yani. Ben söylüyorum. Buyur. 20 Ekim günü. Evet. Kontkar konserinde mi? Evet. Hayır. Yani, oraya nasıl? Ya, 20 Ekim'de. Nasıl? 20 hayır, Ekim'de. Hayır. O değil bütün girişim. Kapıdan tek tek giren herkesin elini sıkıp hoş geldiniz diyeceksin. Abi 5000 kişi gelirse yapacak benim işim gücüm var orada. Yapacak bir şey yok. Tamam. Mobile Legends yetkilileri bana izin veriyorsa benim orada şimdi bence işim gücüm olacak. Verdiler. Akşamında da. Veya gecesinde de. Herkese iyi ki geldiniz, sefalar getirdiniz diyeceğim. Güzel bir tatlıcıya gidiyoruz. Olur. Herkese tatlı ben mi ısmarlıyorum? 1000 kişiye. Hayır abi. Yani. Hep beraber de sunucu tamam. Kadrosu olarak. Tamam ben buna okeyim tamam. Ama dediğim gibi orada çünkü bazı görevlerimiz olacak bizim vesaire hadi derken. Ya. Onlardan bana zaman kalırsa söz veriyorum. Coldplay'in burada bu seri 2-0 kazansın. Ben şey yapacağım. Hayır bu maç. Bu maçı. Bu tamam bu maç. Tamam kabul. Herkese tek tek hoş geldin. Yine reledi ya. Yok yok ona da kabul ya. Sıkıntı yok. Ben yanlış anlamışım sanki. Ben şey yorulduğun yerde senin yerine gider bir 10 kişiyi selamlarım. Tamam Murando bir 5 kişi selamlasa tamam. Tamam bitti zaten. Haydi bakalım efendim maçımıza da geçiyoruz çok fazla gevezelik yapmadan. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Tiaru ve Seki gördüğünüz üzere eş zamanlı olarak başladıkları durumda Tiaru'nun daha önde olduğunu söyleyelim. Güçlendirmede mor güçlendirmeyi Tiaru aldı uzaklaştı. Tabii karşılıklı yardımlar da vardı başta bir minik. Standart bir açılışla başlamış oluyoruz. Diffin'in üzerinde röntgenden bir miktar ya, hasar. Ya şey gördün mü bu arada? Vexar'ın kazanma yüzdesi bayağı düşük gözüküyordu. %22. Coldplay bir ara çok pikledi. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey abi? Neyse değişmeyeceğim burayı. Evet, Diffy'nin hareketliliği. Şöyle bir bakalım bir şey çıkacak mı? Seki Akdeniz tarafına doğru gittiler Diffy. Seki'nin Akdeniz'e almasını sağlarken bir yandan. Rakiplerini buraya geçirmedi ama üzerinde hasar buluyor. Kaplumbağa öncesi yine belli bu dakikalar etrafında. Önce güçlendirmeler, sonra Akdeniz, sonra ortadaki minyon itilmeleri ve ona istinaden rotasyonlar. Yine klasik oyunumuz var. Tiaru da rakip ormandaydı. Diffy'yi de gördü orada. Arkasından da geçti. Ultiyi kullandı. Alabilecek mi? Son bir vuruş lazım ama hayır. Bir tane daha vurup sonra çıkamıyor muydu evet, acaba? Evet çıkardı çıkardı ya. Çıkardı çok zorlamak zorlamadı. İstemedi. Evet. Ya belki arkadan biri gelir de işte bir Valentina gelse dehşete düşürse sıkıntıya düşerim falan diye düşünmüş olabilir. Evet olsun. Ya da belki vurduğunu öldüğünü düşündü de olabilir. Öldü diye bırakmış olabilir. Bir de benim aklıma hani bir tık zorlama bir şey. Şimdi burada kayıyor ya Diffy. Sonuçta evet. Bu kayma sırasında bir kere daha kaymaya basarsan... Ha onu basmış tamam pardon. Evet. Pardon. Bir kere daha basarsan yukarı atıyor o yüzden bir kaçmayacak. Otis Curry Scott kötü durumda arkaya da atıldı. Seviyor mu skorun sahibi? Seki buraya doğru geldi. Skor isteyecek ama röntgen rahat bir şekilde onu dehşete düşürüyor. Ve bu da tabii ki de Tiaru'nun geriye çekilmesi için bir alan yaratmış oluyor ona. Şimdi Kaplumbağa da geldi aslında oraya doğru yöneliyorlar da. Alfa'ya baktığımızda şimdi mor güçlendirmesinde o da buraya doğru dönme... çok fena pusu ama Diffy görmüş olabilir bu arada yani. Yani tahmin ediyordur minimum diye düşünüyorum. Ben Tiaru'ya şöyle bir baktı. Tiaru'nun idare eder canı. Çok da yakalayacak. Sağlıklı konumda değil. Diffy yakalandı gibi görünüyor. Üzerinde ciddi hasarlar var. Destroyer Scott'tan destek var mı? Yok. Kontskoru alan isim olmuş oldu böylelikle. Diji tarafı Kaplumbağa'da daha net hakimiyetiye sahip derken tam tersine Coldplay'den bir oyun isteği var. Seki denemesinde başarı yok. Kont o ciddi miktarda hasar alıyor. Işınlanmayla çıkacak. Savion da yine bölgeden uzaklaşan isim. Bu da Kaplumbağa'nın hani kolda dönmesi anlamında mı yoksa yetmeyecek ama gerçeği? Kolda dönmesi anlamında mı bilmiyorum. Tiaru şu anda turuncu güçlendirmeye aldı diye. Geliyor ama eksikler. Bakalım bir çalma girişimi Tiaru. Çalıyor burada. Rakiplerinin elinden söktü aldı. İstediğini elde ediyor. Önemli bir çalış. O sinirle beraber de şimdi onun ormanından bir minyonu eksiltiyor olacaklar ama Tiaru'dan iyi bir oyun geldi o noktada. Yani zaten ilk aşamada da aslında kafa kafaya girseler
ne olurdu diye merak ediyorum. Ya haritada 4 kişi gözükmüyorken Diffie'nin o kadar içeriye derine kadar girmesi, hı-hı, kaplumbağada çıkmışken evet, ya sadece aşağıda sisi gözüküyor. 4 evet, kişi yok yani. Ya kim nerede diye bak, kim nerede diye bir bulmak istedi ama ya zaten bulduğunda öldü yani. Ama işte yani evet, evet, zaten bulmak istiyorsun da, hı-hı, çalıya da böyle evet, girmek bilmiyorum. Tabii, arkasından tabii, dolaşıp canım, rahat riskli aldılar. Riskliydi ama takım arkadaşlar da iyi aslında destek yolladılar. Yani kaplumbağa aslında çalınmamış olsaydı o hareket öyle çok konuşabileceğimiz bir hareket olmayabilirdi. Çünkü karşılığında zeki bayağı bir şey alındı. Ekşi yakaladı. Havaya savrulan bir ekşi var. Şimdi oradan çıkmak isteyebilir ama hayır. Sonra ve asırını yansıtmaya devam ediyor. Kurtardı. İleri doğru da kaydı. Son anda kurtuluyor olacak. Yenilenmesini de kullandı şimdi. Ve ekşi çıkıyor bölgeden. Aynen, orada misillemenin hasar düşürmesinden kurtuluyor ekşi. Evet. Ucu ucuna. Sisi üzerindeki misillemenin bir kalitesini daha görmüş olduk. Bir hareketlilik var mı? Savyom ciddi miktarda hasar geliyor Destroyer Scott üzerine ve onun kurtulma ihtimali burada yok gibi. Diffie ve Kazumi destek getirmeye yetişemediği bölgeye. Böylelikle 4-0 öne geçiyor DG eSports tarafı. Yani mor güçlendirmeyi de aldı bir de orada Tiaru. Evet. Sıkıntı yaşamadı. Şey çok üzücüydü Destroyer Scott adına. Yani o kadar ciddi kitle kontrolü uygulandı ki hareket daha iyi edemedi. Savyom üstüne röntgenden bir ulti. Çok mümkün değildi zaten oradan çıkabilmek. Bakalım üst tarafa doğru bir oyun da sanırım var o bölgede. Evet. Ama şimdilik yani çok da bir şey çıkmayacak gibi. Kont geldi. Ama arapasını atıyor şimdi. Havaya doğru da savurdu. Röntgen hasarını yansıttı ve şimdi savuyorum. Kaliteli skor. Havaya doğru zıplatarak orada skoru çekecek. Ultiyi de kullandı. Hemen hızlı bir kaplumbağa istiyorlarmış gibi gözüküyor burada ultiyle beraber. Evet. Rahat bir şekilde de bu kaplumbağayı da alıyor olacaklar. İkinci kaplumbağa da DG Esports cephesi tarafından elde edildi. Yani 5 dakikada 5 skor, 2 kaplumbağa. Belirginleşen bir altın farkından biz bahsediyoruz ki karşılıklı altın farkları da şu an ekranlarınıza yansıyor. Özellikle Destroyer Scott ve Savyom arasında belirgin bir fark var. Yine baktığımız zaman Kont ve Diffie arasında bir 500 fark var ki Kont'un hareketliliği daha çok oldu oyun boyunca. Zaten hani Chu'dan bahsettik, hani o hız katan Matilda, Hylos, Chu farklı şeyler yapıyor gibi görünse de hız konusunda aynı kategoride alacağım ben. Orada bir Chu hızından efekt alınıyor. Son reva üzerinde hasarlar yeterli mi? Hayır. Gölgeyle beraber Tiaru geri dönecek. Baskınlığını fena devam ettiriyor dış tarafı. Yani Diffie'yi gördü. Orada havaya da savurdu. Dehşeti düşürme de geldi. Yetenekler atılıyor. Ulti de geldi röntgenden ama Diffie kayarak o bölgeyi ekşi takip geliyor, etmek istiyor. Ekşi geldi. Senin de belirttiğin gibi şimdi yoyo vurmaya başladı ve Diffie ışınlarını atmak durumunda kaldı. Son revada iki kule arasında Tayyar'dan bir oyun gelir mi diye baktım. Gelmedi ama burada ikinci kuleyi zorlamak istiyorlar aslında. Geride yani çıkılacaklar. İlk evet, kuleyi zaten almışlardı ve DG Sports baskılı oyuna devam ediyor. Burada Savyom üzerine hasarlar vardı ama Seki'ye ceza kesilecek gibi ki keza öyle de oldu. Röntgen'de kalıyor skor. 6. skor olmuş oldu bu böylelikle. Ya bir kere zaten o işte geriye atmasını yediğin anda Savyom'un evet, üstüne o kadar fazla kitle kontrol ediyor ki önce kendisi bir havaya savuruyor. Üstüne röntgenden bir ulti geliyor. Çıkma şansın yok. Daha tabii, kontu tabii, katmadık bile işin içine bak. Daha aynen kont öyle, yok. Kont da geri fırlatıyor vesaire. Evet, evet. Kontrol de ondan var. Destroyer Scott ekşiyle şöyle bir sürtüştü. Kont bölgeye yakın oyunculardan biri henüz hamle yapmayacak. Olan biteni sezme durumunda. Cold Flame için ben böyle inceden bir geri dönüş senaryosu çizmeye çalışıyorum ama hani objektiflere hiç gidemiyorlar. O problem yani. Hani şu an tamam kendi üstlerine yıkılırsa oyun belki bir şeyler yapabilir ama kendi üstlerine yıkılmadan önce daha verecekleri 5-6 kule var. Onları da bedava mı vereceğiz? Objektiflere gitmeyecek miyiz? Ki üstü ilk kule gitti savunmadan. Ya, aynen öyle. Savunmadan. Ya altta bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Bakalım Tiaru bu bölgeye doğru yaklaştı. Birazcık problem yaşatabilir. Şimdi gölgeyle beraber ulti oyunu geldi. Ama 3 oyuncuya Seki olması birazcık problem gibi. Hemen Diffie havaya doğru savurdu Seki orada. Ama devamı gelir mi bilmiyorum. Baktığım zaman Diffie düşüyor asar gibi. Evet düşüyor. Evet Diffie düşüyor burada. Röntgen'in ultisi şöyle bir rakiplerini geri ittirdi ama zaten yakalayacak isabet yoktu. Alfa buradan çıkmak için ultiyle diğer tarafa çıktı ama Kazumi skora yenik düşmüş oluyor böylelikle. Ciddi miktarda hasardı. Onun üzerinde ekşi misillemeyi bastı. Bir miktar canı yandı ama kendini güvenli bölgeye atmayı bilecek. 3 skor birden totalde gelmiş oluyor ve 9-0'a geldi oyun. Yani bir anda 5000'leri, 5500'leri gördü altın farkı şu anda. İşler çok yolunda gitmiyor onlar adına. Evet, yani Lord gelecek 90 saniye sonra ki şimdi orta üst kulesinde isteyecekler gibi. Yani Cold Flame'in opsiyonları daralıyor açıkçası. Evet. Bakalım bir oyun çıkacak mı? Diffie'den mükemmel bir ulti lazım. Kazumi'nin çaldı. Bu arada son reva üzerinde Tiaru
4 kişinin arasından söktü aldı. Diğer taraftan alttan kuleye alan bir ekşi vardı. İçeride bir oyun var mı? Diffy üzerine hareketlilik. Var, ona var. Da hasarlar geliyor. Röntgenin hasarları yeterli mi? Öyle. Kazumi kendini korumak için geriye doğru çıktı ama koruyacak, kaçacak bir yeri yok. Bir skor daha gelmiş oldu böylelikle. Kon. Daha fazlasını istiyorlar. DJ Esports tarafı aç. Fazlasını bulacaklar destroyer. Gibi ve gelmedi. 4. skoru da buluyorlar. Seki de ucu ucuna yarı canla. Buradan çıkıyor Sinan, 13-0 oldu ya. Yani işlerin rengi artık iyice değişti. Bayağı büyük bir problem varmış gibi görüyorum ben. Buradan sonra dönme işi çok kolaymış gibi yok. Durmuyor. Ortayı da alacaklar şimdi. İkinci kuleyi bile isteseler zorlarlar ama çok oralı olmayacaklar gibi gözüküyor. Tabii. Zaten Coldplay'in kadrosu da burada bayağı yoğunluğunu arttırdı. Yani belki üst tarafa biraz vurmak isteyebilir. Ekşi ve Savion ikilisi. Şimdi o bölgeye doğru da yöneldiler. Biraz hasar çıkartılacak gibi. Ekşi hatta bayağı vurdu oradaki ikinci kuleye. Bir savaş isteyecekler gibi gözükmüyor şu anda. Yani altın farkı ciddi miktarda Sinan. Şimdi mesela rüya senaryoyu düşünelim. Bu arada Seki üzerinde hasarlar Ayabusa'dan Diffy ile hasarı paylaşmak istedi ama Diffy o hasar paylaşmaya pişman olacak mı ki? Oldu. Oldu bile. İki adet skor daha çıkıyor. Hani tam ben böyle bir uydurma bir çözüm bulmaya çalışacaktım. İki skor üst üste daha geldi. Destroyer Scott'ı base'in içerisinde isteyecekler. O kendini ucu ucuna korumayı bilecek. Hani böyle 4 kişilik bir Diffy ultinin üzerine Kazumi'nin çaldığı bir ulti atılır matılır. O bile kurtarmayabilir Sinan burada. Ya, o bile kurtarmayabilir. Lord geldi. Oralı bile değiller. Orta kuleye aldılar. Üst ikinci kule geldi. Alt ikinci kule zaten bayağı önceden düşürülmüştü. Lord'a da hala dönmüş değiller. Aradaki altın farkı 10.000'i geçti bu arada dakika 9'da. Evet. 15 skor var zaten. Evet, yani 15-0. Absürt noktaya ulaştı şu aşamada. DJ Sport tarafı Hatay'a yer vermiyor. Aynen, şu anda. Öyle. Yani o zaten konuştuğumuz durumları söylemiştik. Kont şimdi Diffy'yi yakaladı. Üstüne doğru atılacaklar. Ekşi hasarını yansıtmaya devam ediyor. Çok da ciddi bir hasar ve Diffy yerde. Devamını isteyecekler gibi Ekşi'nin ileriye doğru atılı misillemesinde basmıştı ama Hayabusa. Hayabusa içeride. Son Reval. Nano oyuncu. Bayağı Tiyaruya bakar mısın? Yani açıkça söylemek gerekirse bu kalp kırıcı bir oyun. Gerçekten. Kalp kırıcı bir oyun. 17-0 ben hatırlamıyorum. Ben de. Bu biraz problem. Şöyle bir baktığımızda ciddi miktarda Sekin'in üzerinde hasar ve o da düşmüş olacak. Sonra Vağ'dan. 6-2'yi de sonra alttan da bir kule daha gidiyor. Röntgen şöyle bir ileriye doğru atıldı. Dehşete düşürme vardı Kazumi üzerinde. Minyon dalgaları temizlenecek gibi görünüyor. Bu da ittirmenin son anlamına gelebilir ama ortadan gelen bir lord var. Lord var daha evet, yani. Evet. Alttan en azından. Üste de şimdi ekşi vurmaya devam ediyor. Bayağı büyük bir problem var şu anda Coldplay adına. Zaten bir süredir vardı ama artık aman o problem iyice arttı. Destroyer Scott'ı yakalamak istiyorlar. Misilleme bile orada olmadı. Maç olacak çok galiba. Net üst kulesini de alıyorlar. Üst üst kulesini de aldılar. Orta üst kulesi de geldi ve Lord hala ayakta. Acaba oyunu bitirmeleri için yeterli olabilir mi? Diffy ultisiyle beraber bir oyuncuyu yakalamayı başardı. Havaya savurma da var orada ama çok yeterli olmayacak gibi. Röntgen skoru almayı başardı ama savuyorum. Coldplay'in ilk skoru olmuş gibi gözüküyor. Röntgen 2-2 ile beraber burayı kapatmaya oldukça iyi yaklaştırıyor DJ Sports'u. Ekşi'den de bir skor geldi. Kazumi yakalanır mı diye baktım. Hiç fena bir ulti gelmese de ondan yeterli olmayacak gibi gözüküyor. Ve şimdi bu şekilde 22-2'lik bir skorla DJ Sports Coldplay karşısında galibiyete uzanıyor.